Dersimiz Matematik Video kanalından hepinize iyi günler dileriz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte prizmanın açılımları çıkmış sorular testini inceleyeceğiz. Test 112 ile birlikteyiz ve dilerseniz birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz 2016 Nisan ayında TEOK sınavında çıkmış bir sorumuz. Yukarıda şekilde bir dikdörtgenler prizması ve bu prizmanın açılımı verilmiştir diyor. Buna göre açınımdaki x noktası ile gösterilen kısmın prizmanın hangi köşesine denk geldiği sorulmuş. Şöyle inceleyelim arkadaşlar prizmamızı. Evet. A noktamız, B noktamız, gördüğümüz üzere arka taraftaki noktalarımız ve B'den sonra E noktamızın gelmesini bekleriz arkadaşlar. Bu kısımda. Diğer C'den sonra da F noktamızın gelmesini bekleriz. Ve yine daha uzun olan kısma geçtiğimizde de şuradan G F'den sonra mesela G noktamız E'den sonra da H noktası olsa gerek. Evet, şekilden de gördüğümüz gibi şu kısımda H noktası var. Sonrasında zaten H'den sonra tekrar A noktasına dönecek ve burası aslında birleşimde A noktası olmuş olacak. Burası da yine birleştiğinde D noktası olmuş olacak. Bu sebepten X noktamız bizim G noktamız olmuş oldu. Bu da cevabımızın A seçeneği olduğunu söylüyor. İkinci soru 2014 Nisan Teok'ta çıkmış arkadaşlar. Şekilde izometrik kağıtta verilen açının üçgen dik prizma oluşturulacak şekilde kapatıldığında A ve B noktaları hangi noktalar ile eşleşir diyor. Şimdi arkadaşlar kapattığımızda şu kısım şuradaki kısım ne olacak? Yani N ve M gitti aslında. Yine A noktası için bir sonraki adımda hemen ilk adımda L'ye gelmiş oluyoruz. B noktası için ise arkadaşlar yine burası kapandığında burayla eşleşecek. Bu kısım kapandığında da bu kısımla eşleşecek. Ve kapatılırken en uçtaki kısma denk geldiği için T ile eşleşmiş olacak arkadaşlar burada. B ile de T olmuş olacak. Hatırlıyorsak A ile L olmuştu. B ile de T olmuştu. Yani L ve T olan şıkkımız B seçeneğini işaretledik arkadaşlar. Üçüncü sorumuz 2015 Mayıs'ta yoktu. Mazeret sınavında çıkmış arkadaşlar. Bir kare dik prizmanın açılımı olamaz diye sorulmuş. Kare dik prizma olduğu için arkadaşlar. Dolayısıyla bizim elimizde bunlar yanlarımız olduğunda 3 tane yan. Alt taban, üst taban dersek bu da kapatacak şekilde olabilir arkadaşlar. A seçeneğimiz. B seçeneğimize bakıyoruz. B seçeneğimizde de yine iki tane taban gözüküyor. Şunlar tabanlarımız, karelerimiz. Ve bunu dikme olarak kaldırdığımızda diğer kısmında üstten geldiğinde bu kısımda diğer tarafı tamamlayacaktır. Ve bu da yine kapalı bir kare dik prizma elde edebiliriz. C seçeneği zaten standart bir kare dik prizma açılımı gördüğümüz üzere iki kulakçık ters tarafta. Bu doğrudur arkadaşlar. Yalnız D seçeneğinde daha önceki testimizde olduğu gibi uzunca bir koridorun sonunda iki tane kulakçık var ve bu kulakçıkların ikisi de aynı taraftaysa bu kapanım gerçekleşmeyecektir arkadaşlar. Bir tarafı açıkta kalacaktır veya başka biri değişle. 2013 SBS sınavında çıkmış arkadaşlar. Küpün açılımı değildir diye çıkmış. Evet. iki kulakçığımız var. Altı tane karemiz var. Burada da arkadaşlar iki kulakçığımız var ama aynı tarafta. Bu aynı tarafta olduğu için arkadaşlar bu bir küp açılımı diyemeyiz. Burada zaten farklı tarafta, burada da farklı tarafta. Yani B seçeneği bir küp açılımı olamaz. Beşinci soruya geçebiliriz. Evet 2014 Mayıs TEOK mazeret sınavında çıkmış bu sorudan. Bir üçgen prizmanın açılımı olan kartonun tek tarafı şekildeki gibi boyanıyor demiş. Bu karton boyalı kısmı dışarıda kalacak şekilde kapatıldığında elde edilen üçgen prizmanın görünümü aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet, dışarıda kalması önemli bir sebep bizim için katlarken dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, burada arkadaşlar şurada dikkat edecek olursak şöyle bir durum söz konusu. Başlangıç noktası ve bitiş noktası olarak alırsak A ve B noktalarını. Bu noktalarımız 3 tane dikdörtgeni geçiyor arkadaşlar. Bu noktalarda hareket ettiğimizde. Şimdi A ve B noktalarını aldığımızda bakın. Buradan böyle geliyoruz. Şöyle geliyoruz. Üçüncüsü açık olsa üçüncüye de geçiyoruz. Burada ise arkadaşlar birincisi ikincisi. Üçüncüsüne bir şey kalmadı. O yüzden bu açının olamayacaktır. Diğer yine C seçeneğinde baktığımızda başladık. Devam ettik. Ve buradan arka taraftan çizdiğimizde şöyle gidecektir arkadaşlar. Arka tarafında şuraları boyalı yani. Burada yine aynı şekilde buradan başladık. Arka taraftan şöyle indik. Ve tekrar üçüncü parça böyle olacaktır. Bu da olacaktır yani. Olmayan şekilde zaten işaretlemiştik. Altıncı soru 2011 SBS'de çıkmış. Tabanı çeşit kenar üçgen şeklinde olan bir prizmanın açılımı aşağıda verilmiştir diyor. Çeşit kenar üçgen olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. Ayrıt uzunluklarının birbirine eşit olan kısımları. Burada arkadaşlar A ile E birbirine eşit olmalı. A ile E şıklarda yok. B ve F eşit olmalı. Yine B ve F de şıklarda yok. Şuradan B ve F eşit olmalı. Onun dışında B ve C arkadaşlar eşit. Yani aslında B, C, F birbirine eşit olan kısımlar. Ve yine diğer taraftan A, E birbirine eşit ve A ile D de birbirine eşit. Yani E ile D de birbirine eşit olan kısımda olacaktır. Bu sebepten cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Kapatıldığında bu eşitlikler gerçekleşecektir. Şekilde bir küpün açık şekli verilmiştir. Bu küpün aşağıda verilen hangi iki yüzü birbirine paralel değildir diyor. Biri alttayken biri üstte gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Mesela iki kulakçık biz bunları kulakçık olarak alırsak bunlar birbirine paralel olacaktır arkadaşlar. Onun dışında yine üçgenler birbirine paralel olacaktır. Pardon, biri üçgen, biri eşkenar dörtgene benziyor. Ve yine özür dilerim. Üçgen ve yıldız diyeyim ben buna paralel olacaktır. Şu kısımsa eşkenar dörtgen ve kare bunlar da birbirine paralel olacaktır arkadaşlar. Birer tane atlayarak. Peki, bakalım şöyle. Üçgen ve yıldız demiş, paraleldir dedik. Yine eşkenar dörtgen ve kare birbirine paraleldir dedik. Dairelerin içi boş ve dolu olanları birbirine paraleldir dedik. Zaten geriye D şıkkı kalmış oldu. Bunu da işaretleyebiliriz. Aynı zamanda yıldızla arkadaşlar çapraz olduğu için zaten birleşimde olacaklar. Paralel olmalarını beklemiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir küpün açınımı olamaz demiş yine aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar A şıkkı zaten daha önceden bildiğimiz standart açının dik bir uzantı ve kulakçıklar açınım olabilir 6 tane. Yine aynı şekilde kulakçıklar yanlarda, kulakçıklar yanlarda 6 tane. Yalnız burada farkındaysak farklı bir durum söz konusu. Zaten diğerlerine olabilir dediğimiz için D seçeneğinde de işaretleyebiliriz. Kapattığımızda da olmadığını göreceğiz. Evet aşağıdakilerden kaç tanesi bir üçgen prizmanın açınımı olabilir? üçgen prizmanın açınımlarını inceliyoruz arkadaşlar. Kulakçıkların ters tarafta olmasını dikkate alaraktan açınım olabilir diyoruz. Kulakçıklar ters tarafta açınım olabilir. Kulakçıklar ters tarafta açınım olabilir. Kulakçıklar ters tarafta açınım olabilir. Dolayısıyla biz her birine açınım olabilir dedik. Ve cevabımızı D olarak işaretledik. Evet. Evet burada testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzdan faydalanmışsınızdır ve beğen butonuna tıklamayı unutmazsınız. Dersimiz Matematik Video kanalının abonesi olmayı da hatırlatarak sizlere derslerinizde, sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalınız.